Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar tefsir Arapça çalışmaya devam ediyoruz. 146. sayfaya geldik ve En'am suresinin 143. ayeti kerimesiyle başlıyor bu sayfa. Semaniyete ezvacin. Allah 8 çift yarattı. Mine da'anithneyni, yani koyundan 2, ve minel ma'zithneyni, keçiden 2 olarak, 2 hani bir çift ondan, bir çift ondan gibi. Kul azzekareyni, de ki iki erkeği mi harreme, haram kıldı, emil unseyeyni, yoksa iki dişiyi mi, emmeştemelet aleyhi erhamul unseyeyn, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yani müşriklerin böyle yakıştırmaları vardı, böyle iddiaları vardı. Nebbi'uni bi'ilmin, bana bir ilimle haber verin. İn kuntum sadikin, eğer doğru sözlü iseniz. Tefsirinde şöyle diyor. Halaka lekum semaniyete esnaf, sizin için 8 sınıf hayvan yarattı. Minet da'ani, koyundan, zevceyni, iki çift, zekeren ve unsa, erkek ve dişi olarak. Ve minel ma'zi, keçiden de itneyni, iki çift. Kul, de ki eyyuhar rasul lil müşrikin, müşriklere de ki, el harramallahu ta'ala, Allah haram mı kıldı? El zekereyni minhuma li illeti zükure, yani erkekliği sebebiyle bu ikisinden iki erkeği mi haram kıldı? فَاِنْ قَالُوا, eğer derlerse نَعَمْ, evet derlerse, فَقُلْ لَهُمْ, onlara de ki, لِمَ, o zaman تُحَرِّمُونَ الْاِنَاسِ, yani dişileri neye haram kılıyorsunuz? اَمْ اَنَّهُ حَرَّمَ الْاُنْثَيَيْنِ لِعِلَّةِ الْاُنُوثَ, dişilik illetiyle, yani dişilik sebebiyle dişileri mi haram kıldı? فَاِنْ قَالُوا نَعَمْ, eğer evet derlerse, فَقُلْ لَهُمْ, onlara de ki, لِمَ تُحَرِّمُونَ الذَّكَرَيْنِ, o halde siz erkekler neye haram kılıyorsunuz? اَمْ اَنَّهُ حَرَّمَ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ لِعِلَّةِ اِشْتِمَالِ الرَّحْمِ عَلَيْهِ, veya o rahmin içermesi sebebiyle o iki dişinin rahimlerinin içerdiği, yani rahimlerin içindekileri mi haram, kıldı? فَاِنْ قَالُوا نَعَمْ, evet derlerse, فَقُلْ لَهُمْ, onlara de ki, لِمَ تُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامْ بِتَحْرِيمِ ذُكُورِهِ تَارَةً وَتَحْرِيمِ اِنَاثٍ تَارَةً, yani bir kere işte o dişiliğini haram, dişisini haram kılarak, bir kere erkeğini haram kılarak, o rahimlerin içindekilerin arasında neden fark gözetiyorsunuz, neden ayrım yapıyorsunuz? اَخْبِرُونِي, bana haber verin, اَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ, ey müşrikler, bima testenidun aleyhi min ilmin sahihin, yani dayandığınız doğru bir ilimle bana haber verin. İn kuntum sadikine, eğer sadık doğru iseniz, fi davakum, iddianızda, enne tahrime zalike min Allah, yani bu haram kılma işinin Allah'tan olduğu iddianızda doğru iseniz. Diğer ayet-i kerime, ve minel ibli isneyni, deveden iki, ve minel bakari isneyn, sığırdan da iki yarattı. Kul de ki, azzekereyni, iki erkeği mi harreme, haram kıldı? Emil unseyeyn, yoksa iki dişiyi mi? Emmeştemelet aleyhi erhamul unseyeyn, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Em kuntum şuhedae, yoksa siz hazır mı idiniz, yani şahit miydiniz? İz vassakumullahu bihada, yani Allah size böyle işte tavsiye ettiğinde veya emrettiğinde siz hazır mıydınız? فَمَنْ اَظْلَمُ, daha zalim kimdir? مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا, Allah'a yalan uydurandan daha zalimi. لِيُضِلَّ النَّاسَ, insanları saptırmak için, بِغَيْرِ ilmin, bilgisizce. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Tefsirinde şöyle diyor. Ve bakiyetul esnafi semaniye, kalan 8 sınıf,
Hiye, zevca minel ibil, deveden bir çift, ve zevca minel bakar, sığırdan bir çift. Kul de ki eyyuher Rasul, ey peygamber, lil müşrikine, müşriklere, Allahu harrama, Allah mı haram kıldı, ma harrama minha li zukuratihi. Yani bunlardan erkek olmaları nedeniyle haram işte kıldığını Allah mı haram kıldı? Emli unûsetihi veya dişi olmaları sebebiyle. Emli ihtimalir rahmi aleyhi veya rahimlerinde bulunanlar sebebiyle. Em kuntum eyyuhel müşrikun, yoksa ey müşrikler, hadirine bi zâmikum, yani iddianıza göre siz orada hazır mıydınız? Hine vessâkumullahu bi tahrimi ma harramtum min hâzihil en'am. Yani haramdır dediğiniz bu şeyleri Allah size haram kılmıştır diye hani vasiyet ettiğinde, emrettiğinde siz orada hazır mıydınız? Fela ahade azamu zulmen, bundan daha zulmü daha büyük bir kimse yoktur. Ve la ekbere cürümen mimmen iftara alallahil kezib, Allah'a yalan yere iftira atanın cürümünden de daha büyüğü yoktur. Fe nesebe ileyhi tahrime malem yuharrem. Yani haram kılınmayan bir şeyin işte haramlığını ona nispet ederek Allah'a iftira atandan daha zalim kimindir? Li yudillen nase ane sıratil müstakim bi gayri ilmin yestenidu ileyhi. Yani dayandığı bir ilim olmaksızın insanları dosdoğru yoldan saptırmak için. Yani böyle yalan uydurandan daha zalimi kimdir? İnna Allaha la yuwaffiqu lil-hidayeti zalimine biftirahimil kezibi alallah. Evet, Allah'a attıkları, o yalan yere attıkları iftiralar nedeniyle Allah zalimleri hidayete muvaffak kılacak değildir. Kul la ecidu, de ki bulamıyorum, fî mâ uhiye ileyye, bana vahyedilenler içinde muharramen, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Ala taimin, yiyecek olan bir kimseye, yet'amuhu, onu yiyecek olan, illa şunlar dışında, en yekune meyteten, yiyeceği şeyin ölü olması dışında, yani ölü haramdır, ölü hayvan eti, evdemen mesfuhan ve akıtılmış kan, ev lehme hınzirin veya domuz eti, ki fe innehu rissun, o bir pisliktir, ev fıskan veya fısk olarak, uhille li gayrillahi bih, yani Allah'tan başkasının adı zikredilmiş olanın dışında size yani yemek isteyene haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Femeniz durra, kim mecbur kalırsa gayra bağın, lezzet alma kastı olmaksızın ve la adin ve sınırı aşmaksızın bunlardan yerse fe inne rabbeke gafurun rahim. Evet, sınırını aşmadan, çizgisini, zaruret olan limiti aşmadan bunlardan yerse muhakkak ki senin Rabbin çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Tefsirinde şöyle diyor. Kul eyyuher Rasul, de ki ey peygamber, la ecidu fîmâ evhâhullâhu ileyye şey'en muharremen. Allah-u Teala'nın bana vahyettiği şeyler içerisinde haram kılınmış bir şey bulamıyorum. İlla ma mâte dûne zekâtin, kesilmeden önce ölen hayvan dışında. Evkâne demen sâilen veya akıtılan kan dışında. Evkâne lehme hınzîrin fe innehu necesun haramun veya domuz eti dışında, ki o necistir, haramdır. Evkâne mimma zubihe alâ gayri ismillah veya Allah'ın adı dışında bir şeye bir şey zikredilerek kesilen, yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvan. Kel mezbuhi li esnamihi, mesela putları için kesilen hayvan. Femen elce'etu darure ilel ekli, yine kim min hâzihil muharramat, yani bu haram kılınan şeylerden yemeye mecbur kalırsa, li şiddetil cu'i, yani açlık şiddeti nedeniyle, gayre talibin teledüden bi ekliha, yani onları yemekte lezzet için değil, ve gayre mütecavizin hatta darureti ve zaruret sınırında aşmaksızın yerse, fela isme aleyhi fi zalik. Yani ona bir günah yoktur. İnne rabbeke eyyuher rasul, ey rasul, senin Rabbin
Gafurun lil muttarri in ekele minha. Yani mecbur kalıp da ondan yiyen için bağışlayandır. Rahimun bihi, ona merhamet edendir. Velemma zekerallahu ma harramahu alel ümmeti. Allahu Teala ümmete haram kıldığı şeyi söyledikten sonra zekere ma harramahu alel yehud. Yahudilere haram kıldığı şeyi açıkladı. Liyubeyyine enne ma harramahul müşrikun minel en'am, ki açıklamak için müşriklerin işte haram kıldığı minel en'am, hayvanlar. La yesteniddune fihi ala ma ca'e min indillah. Yani Allah'tan gelen bir şeye dayanmıyor. Ve innema onlar yettebiune fihi imla'eş şeytan. Yani şeytanın kendilerini yönlendirdiği şeye tabi oluyorlar diyor. 146. ayet-i kerime. Ve alellezine hadu, Yahudilere de harremna kullezî zufirin. Bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Ve minel bakari vel ganemi, sığır ve koyundan da harremna aleyhim şuhûmehuma. Onların iç yağlarını onlara haram kıldık. İlla ma hamelet zuhuruhuma, ancak sırtlarında evil havaya veya bağırsaklarında kiler hariç, ev mehtelata bi azmin veya kemiğe karışan yağlar hariç. Zalike bu cezeynahum, yani onları cezalandırdık, bi bagyihim, azgınlıkları, zulümleri sebebiyle. Ve inna lesadikun, şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Evet, ve harramna alel yahud, Yahudilere haram kıldık. Malem teteferrak esa bi'uhu kel ibili ve ni'am. Yani işte develer gibi veya işte diğer hayvanlar gibi parmakları ayrılmamış olan tek tırnaklı hayvanlar haram kıldık. Ve harramna aleyhim, yine onlara şuhumel bakari vel ganemi, yani sığırın ve koyunun yağını, şuhum neydi? Yağını haram kıldık. İlla ma allaka bi zuhurihima, ancak sırtlarına yapışık olanlar. Ev ma hamaletul em'a, veya bağırsaklarındaki yağlar. Ev mehtelata bi azmin, veya işte kemiklerine karışmış olan yağlar. Kel eliyeti vel cembi, eliye but demek. Vel cembi, vel cembi ise yan taraflar demek. Oraya yetişen yağlar hariç. Fakat cazeynahum, onları cezalandırdık. Ala zulmihim, zulümleri nedeniyle. Bi tahrimi zalike aleyhim, bunları kendilerine haram kılarak. Ve inna biz lesadikune fi kulli ma nuhbiru bihi, yani haber verdiğimiz her şeyde doğru söyleyenleriz. Min fevaidil ayat, bu ayetlerin faidelerinden. Fil ayati, bu ayetlerde delilun ala isbatil münazarati fi mesailil ilim. Yani ilim meselelerinde münazaranın ispatına delil vardır. Ve ispat, neye delil vardır? İspatil kavli bin nazari vel kıyas. Yani nazarla, yani kendi yorumuyla ve kıyasla işte sözünü öne sürmenin delili vardır. El vahyu ve ma yustenbetu minhu, vahiy ve ondan elde edilen, huvet tarik li marifetil halal vel haram. O helal ve haram yolunu bilme yoludur. Helal ve haramı bilme yoludur. İnne minel zulmi, zulümdendir. En yuktime ahadun alel ifta, yani bir kimsenin fetva vermesi, fiddini, dinde, malem yekun kat galebe ala zannihi ennehu yufti bis savabillezi yurdillah. Yani o zannında işte Allahu Teala'nın razı olacağı doğruyu fetva olarak verme zannı galip gelmediği sürece, yani doğru fetva verdiğine dair zannı galibi olmadığı sürece bilmeden fetva vermenin zulüm olduğu ortaya çıkmaktadır. Min rahmetillahi bi ibadihi, Allahu Teala'nın kullarına rahmetindendir. El iznu lehum fi tenavulil muharramat endel izdirar.
Yani mecburiyet halinde haram kılınan şeylerden yeme izni Allah-u Teala'nın kullarına olan rahmetindendir dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.